Merhabalar, Hayalimdeki Yemekler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için benden uzun zamandır istenen ekşi maya tarifini hazırladım. Hatta aylardır tecrübe ediniyorum ve bütün tecrübelerimi bu videoda sizler için detaylıca anlatacağım. Hadi gelin şimdi ekşi mayamızın yapımına başlayalım. İhtiyacımız olan sadece un ve su. İster bunu gramla yapın, isterseniz bardak ölçüsüyle. Şimdi videonun içerisinde de anlatacağım detaylara dikkat ettiğiniz zaman her şekilde ekşi mayanız olacaktır. Öncelikle buna inanın. 1 çay bardağı ekmeklik un kullandım. Tam buğday unu varsa kullanın. Daha iyi olduğunu söylüyorlar ama ben bulamadığım için ekmeklik un kullanıyorum. Fransa'da tip 65 olarak geçiyor. Aslında birçok yerde 65 veya 650 olarak da geçiyor. Hiç önemli değil. Yeter ki herhangi bir unla da yapabilirsiniz. Denedim. Hepsiyle de oluyor diyebilirim ama tam buğday unuyla daha güçlü oluyormuş. Çünkü araştırdığım birçok yerde öyle diyorlar. Hamuru güzelce karıştırıyorum. Bunu bir normal çelik kaşıkla yaptım. Birçok yerde aman sakın kaşık değdirmeyin, tutmaz, olmaz gibi söyleniyor ama inanın hiç alakası yok. Ekşi maya oldu mu oluyor. İster çelik kullanın, ister bakır kullanın, ister tahta kaşık kullanın hiç fark etmiyor. Hepsini de denedim. Oluyor. Yeter ki güzelce kıvamını ayarlayıp karıştırın. Olabildiğince cıvık, fazlasıyla ele yapışan bir hamur yoğurdum ve küçük bir kavanoza alıyorum. İlk mayanız sizi korkutmasın. Bazen geç olabiliyor. Bulunduğu ortamın sıcaklığına göre bazen ilk gün hiç tepki vermeyebiliyor. Daha önce denediğim mayaların birçoğunda ilk gün çok büyük beklentilere girdim. Hani kabardı, kabaracak diye bekliyorum ama yok. Baktım ki olacak gibi değil. Son yaptığım mayaları artık 2 gün boyunca hiç ellemedim. Baktım ki gerçekten kabarmaya başlıyor. Bir de ortamın sıcaklığı çok önemli. İlk mayanızda ister 24 saat sonra, isterseniz 48 saat sonra ilk mayadan 1 veya 2 yemek kaşığı da olur. Hiç sorun değil. Aynı şekilde tabağa alın. Üzerine 1 çay bardağı un, yarım çay bardağı su ilave edin, karıştırın. Bu şekilde mayanız 4. günde de bazen olabilir ortamın sıcaklığına göre, bazen de 7. günü de bulabiliyor. Ama bana göre ne kadar uzun sürerse o kadar iyi bir maya elde etmiş oluruz. 24 saatin sonunda hamur neredeyse pek kabarmamış. İçerisinde daha yeni gözenekler hafif hafif oluşmaya başlamış ortam sıcak olduğu için. Dediğim gibi bazen gözenekler geç oluşabilir. Bu sizi korkutmasın. İster ilk günden hemen ikinci mayanızı yapın. İsterseniz 48 saat bekleyin. Ben daha öncesinde hazırlamış olduğum mayadan nasıl çoğaltılır hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu mayamı aylardır tecrübelerimle ortaya çıkardım ve sabırla dedim ya, hani gerçekten yaptığınızda büyük bir sabır göstermeniz gerekiyor. Nasıl saklayacağınızı da anlatacağım. Hemen tekrar tekrar mayalamak istediğinizde nasıl yapmanız gerekiyor? Bakın şöyle 1,5 kaşık kadar aldım. Yarım çay bardağı su var kasemde. Üzerine de 1 çay bardağı unu ilave ediyorum. Her defasında bu şekilde çoğaltmanız yeterli olacaktır. Ekşi maya hazırlarken bu kıvam gerçekten çok önemli. Eğer çok cıvık olursa kabardığında istediğimiz hacme ulaşmadan hemen çökmeler oluşuyor. Eğer çok katı olursa da kabarması oldukça zor oluyor. Çünkü bu defa da çok ağır bir hamur oluyor. Bu yüzden bakın baya baya yumuşak. Hani poğaça hamurundan daha da yumuşak. Kek hamurundan da biraz daha katı kıvamlı. Zaten bir bardağı yarım bardak diye düşünürseniz su bardağıyla da yapabilirsiniz. Çay bardağıyla da her şekilde istediğiniz sonuca varırsınız. Bu benim daha önceden hazırladığım mayaydı. Dediğim gibi artık neredeyse 3 ayı tamamladım bu mayayla. Benim mayamın oluşması neredeyse 10 günü buldu. Ama bu gözünüzü korkutmasın. Herkeste durum farklılık gösterebiliyor.
Ve sabırla her gün lütfen mayanızı yeniden, yani bir önceki mayadan alarak bu şekilde hazırlayın. Özellikle bu siyah ipi kenarına doluyorum ki ne kadar kabardığını hep birlikte görelim diye. Mayanızı hazırladıktan sonra istediğiniz kıvama gelince ister o gün tekrar aynı gün içerisinde mayalayıp 5 saat sonra ekmeğinizi yapın. İsterseniz olduğu gibi buzdolabına kaldırın. 2-3 günde bir tekrar besleyebilirsiniz. Veya benim bir hafta bıraktığım da oldu. Bir hafta sonra beslediğimde de aynı şekilde kabardığını gördüm. Hiçbir sorun olmadı. Ama eğer uzun süre yapmayacaksanız derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Yine hiçbir sorun olmuyor. İstediğiniz zaman derin dondurucudan çıkarıp 2-3 defa besledikten sonra yine ortaya güzel bir sonuç çıkacaktır. Bakın. 4,5 saatin sonunda hamuru muhteşem bir şekilde kabardı. Hemen şunu da özellikle göstermek istiyorum. Eğer hamur mayalayacaksanız, ekşi mayanızı hazırladığınızda ortalama 4,5 saat sonra hemen ekmeğinizi yapın. Çünkü bakın şu an hamur mayası en yüksek seviyeye ulaşmış durumda. Eğer şu an elime aldığım kavanozdaki gibi hamur çöktükten sonra ekmek yaparsanız istediğiniz verimi alamazsınız. Bu yüzden bu kısımlara dikkat edin. Hamur tam en üst seviyeye ulaşmış. İşte hiç bekletmeden hamurunuzu yapın dedim. Diğer çöken hamur bozulmuyor tabii ki. Onu ister buzdolabına kaldırın, isterseniz tekrar mayalayabilirsiniz. Bir sonraki ekmek veya bir sonraki tarif için. Ekşi maya yapmadan önce 4,5 saat arayla İki defa hamurumu besliyorum. Yani ekşi mayamı besliyorum. Sonrasında ekmeğimi hazırlıyorum. Üç defa yapanlar da var ama iki defa da yeterli geliyor. Videomuzun başında da belirtmiştim. Ekşi maya yapmak gerçekten ciddi bir sabır istiyor. Ama yaptıkça, sonucunu gördükçe insan bir aşka geliyor ve daha fazla yapmak istiyor. Her yaptığımda bir daha uğraşmayacağım desem de kendimi hep ekşi maya yaparken buldum. Ve en sonunda gerçekten ayların ve daha önceki yıllarda denediğim yılların tecrübesiyle ortaya en muhteşem sonucu çıkardım. Bir sonraki videoda da ekşi mayalı ekmek nasıl yapılır detaylıca sizlerle paylaşacağım. İnşallah sıkılmadan izlemişsinizdir. Bu güzel ekşi mayalı ekmeğimiz işte o sabrın sonunda ortaya çıkan güzellik. Tarifini biraz önce de bahsetmiştim. Bir sonraki videomuzda sizlerle detaylı bir şekilde paylaşacağım. Bir sonraki tarifimizde tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.